Arkadaşlar merhaba. ETS2'den yeni bazı haberler var. Bugün bunlarla ilgili kısa bir sohbet edelim istedim. Canım da çene çalmak istedi biraz. Şimdi 23 Nisan Salı günü Promotes'un 2.40 sürümü yayınlandı. Bu benim için bir sürpriz oldu doğrusu. Çünkü ETS2'nin 1.35 açık beta sürümü yayınlanmak üzere. Ben ondan sonra yayınlanır diye bekliyordum ama Promotes acele etti, yayınladı. Muhtemelen bununla ilgili bir hesapları vardır. Emekler boşa gitmesin diye uğraşmışlardır herhalde. Şimdi arkadaşlar Promotes'ta büyük yenilikler var. Birçok yeni şehir, yeni karayolu var. Eski şehirlerin bir kısmı elden geçirilmiş. Dolayısıyla Promotes yepyeni olmuş diyebiliriz. Bununla ilgili ben size bir tane link vereceğim. Video açıklamasında oradaki linkten sayfayı açarak yenilikleri görebilirsiniz. Burada videonun sonunda da şu gördüğünüz rotada kısa bir gezinti var. Bu en azından yeni Promotes hakkında bilgi vermek için size yararlı olur diye düşünüyorum. Trieste denen bir şehirden, bu yeni bir şehir, buradan başka bir noktaya doğru kısa bir gezinti var. Şimdi Promotes'un sıralaması değişmiyor. Standart bu. Bunda da aynı zaten ilk hıkta da. Aynı zamanda eskiden yayınladıkları yine bu şirket ve gerçek şirketler ve trailerler modları vardı. Bunları da bu sıralamalara göre yapıp kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bahsettiğim sayfa bu. Burada 2.40 sürümüyle ilgili yeniliklerin tümünü görebilirsiniz. Yeni eklenmiş şehirler, yeni yollar gibi şeyler. Bu linki video açıklamasına bulacaksınız. Oradan girerek hangi şehirler var yeni, hangi yollar var, hangileri elden geçirilmiş bunları görebilirsiniz burada. Promotes yani ciddi değişikliklerle geliyor bu sefer. Ama 1.35 sürümünden sonra yani ETS2'nin 1.35 sürümünden sonra ne yapacaklar onları da bekleyip görmek lazım. Fakat bu haliyle bile çok büyük, güzel bir harita olmuş bu. Şimdi arkadaşlar bahsettiğim yer burası. Trieste bura. Buradan yük alıp kısa bir yolculuk yapacağız. Etrafı siz de bir görmüş olursunuz. En azından kalite açısından, mantık açısından, yani haritayı yapanların mantıkları açısından bir gözden geçirmiş olursunuz. Bu videoyu hazırlamamın sebebi ETS2'nin yeni bir sürümünün yakında bizlerle paylaşılacak olması. Bu arada dediğim gibi Promotes'da sürpriz yapınca bu videoya ekledim onu da. Zaten 1.35 için bir video yapmayı düşünüyordum. Genelde ben konuşarak videoyu yapmıyorum. Müzikli fon müziği olan konuları kısaca anlattığım videolar oluyor. Fakat bu 1.35 için biraz konuşmak lazım. Bir de Promotes'da tabii çıkınca o da dahil oldu bu işe. O da konuşulmayı hak eden bir proje gerçekten. Yani ETS için yapılmış en başarılı haritalardan biri ve en büyük haritalardan biri bu. Evet arkadaşlar şimdi ETS 2 1.35 sürümünün kapalı beta denemeleri yapılıyor şu anda. Seçilmiş beta testerlar tarafından. Buradaki ufak tefek göze batan hatalar giderildikten sonra açık beta olarak yayınlanmaya başlayacak. Bu da son kullanıcıların yani bizim ETS2 1.35'i kullanabileceğimiz anlamına geliyor.
çıkana kadar. Zaten şu anda kullandığımız sürüm de aslında beta sürümü. Yani 1.34'ün henüz stabil versiyonu yok ve 1.35 beta yayınlanacağına göre 1.35'te artık tarih olacak. Yani beta sürümü kullanmanın da aslında çok fazla sakıncası yok. Tek sıkıntı sık sık güncelleme alıyor olması. O da problem değil artık. Yani iyi bir oyun olacaksa o zaman ona katlanılabilir. 1.35 sürümünde bahsedilen birçok yenilik var. SCS'nin blogunda bahsedilen en önemli yenilik şok edici bazı özelliklerin olduğundan bahsediyor blogda. Dolayısıyla bu şok edici özellikler bizim ana temamız olacak konuşmada. Ne olabilir bu şok edici özellikler? Şimdi blogda bazı detaylar paylaşılmış. Yani yeniliklerle ilgili bazı detaylar paylaşılmış. Öyle şok edecek özellikler yok bunların içinde. İşte yeni trailerler, dorseler var. Bu dorseler işte akaryakıt, kimyasal tankerleri, tomruk taşıyabilen dorseler. Bunlar tabii aynı zamanda satın alınabilecek. Mesela Schwarzmüller dorsellerin satın alınabilecek hale gelmiş olması. Çünkü bu DLC'ye sahip olanlar Schwarzmüller'leri satın alamıyorlardı. O da muhtemelen satın alınabilir dorseller arasına girecek. Kögel'in çeşitli versiyonları eklenmiş bu yeni dorsellerin içine. Tabi bu dorsellerle beraber yeni kargolar da geliyor. Yeni kargolar gelince bunlara ek olarak bu kargoları alabileceğimiz yeni şirketlere de ihtiyaç var. Zaten blogda yayınlanan görsellerde bu yeni şirketlerle ilgili ipuçları da var. Fonda kamyonların, yani dorsellerin görsellerinin fonunda yeni bir takım şirketler de görülüyor. Bu da yeni şirketler ve yeni kargolarla da karşılaşacağımız anlamına geliyor. Umarım ATS'de olduğu gibi orman içinde işte tombi falan alabileceğimiz yeni şirketler vardır. Yani tadından yenmez olur. Çünkü ATS'de çok güzel bir atmosfer var bu ormanın içindeki yük alınan yerlerde. ETS'de bu büyük bir eksik gerçekten. İnşallah o da olur. Evet arkadaşlar, yükümüzü de aldık. Şimdi farklı seyahate başlayalım. Etrafa da sizi göz gezdiririm ben konuşurken. Şimdi arkadaşlar ETS'nin 1.35 sürümünde aslında bunun ipuçları 1.34'te de vardı. Yeni kargo şirketleri modüler hale geliyor. Yani kargo şirketlerini artık mod yapımcıları istedikleri gibi tasarlayıp istedikleri parçalardan, yani binalar, yollar, bahçeler, bahçe içindeki yükleme ve boşaltma noktaları ve bu gibi şeyler modellerin istedikleri gibi tasarlayıp düzenleme imkanına kavuştukları bir sistem haline geliyor. Böylece böyle tek düze kargo şirketlerinden de büyük ölçüde kurtulmuş olacağız. Tabi bunlar biraz zaman alacak. Bütün modların yenilenmesi, elden geçirilmesi ya da yeni modları beklemek zorunda kalacağız. Yeni harita modlarını beklemek zorunda kalacağız ama bu en azından gelecek açısından umut verici yeni bir girişim olarak ETS'ye katılmış oldu. Tabi bu ATS için de geçerli. Dolayısıyla farklı şirketler bu mod yapımcıların yaratıcılığına bağlı olarak farklı yük indirme, bindirme noktaları olacak. Bu da biraz daha gerçekçi hale getirecek
işleri. Şimdi ETS2'deki en önemli özelliklerden bir tanesi, Almanya'da işte Nürnberg gibi, Dresden gibi, Kassel gibi bir takım yerlerin elden geçirilmiş olması. Aslında bakarsanız bunlarla da sınırlı değil. Hem yeni yollar var, hem mevcut otobanlar elden geçirilmiş, yenilenmiş, yeni şehirler, öyle demeyelim de şehirler elden geçirilmiş, düzenlenmiş. Belki bir iki küçük şehir de var. Almanya'nın 1/4'lük kısmı neredeyse tamamlanmış olacak bu 1.35 sürümüyle. Dolayısıyla işte Promotus gibi, TSM gibi haritalarında kendilerini güncellemeleri gerekecek. Bu yolların üzerine yazmamak, yani SCS'nin yeni çalışmalarını da insanların kullanmasına fırsat vermek üzere haritalarını elden geçirmek durumunda kalacaklar. İşte o zaman da yeni sürümleri bekleyeceğiz. Bakalım Promotus ve TSM neler yapacak bu konuda. Özellikle Promotus zaten her oyun sürümüne özel haritalar yayınlıyor. Yani örneğin 1.34 için hazırlanmış bir sürümü 1.35'te kullanamıyorsunuz zaten. Dolayısıyla 1.35 sürümü çıktığında, ETS2'nin 1.35 çıktığında Promotus'un 2.40 sürümü kullanılmaz hale gelecek. Promotus'u çok sevenler 1.34 sürümünden 1.35'e geçmeyebilirler belki, ama eğer 1.35 iddia edildiği kadar böyle çok ciddi özelliklerle geliyorsa, o zaman Promotus'un yeni sürümünü bekleyecektir insanlar. Şimdi ETS2'nin 1.35 sürümü açık beta olarak yayınlandığında özellikle Steam kullanıcıları bunu hemen kullanmaya başlayabilecekler. Bu 1.35'i kullanmaya başladığımız zaman Fransa'da bazı ilave yollar, İtalya'da bir ek sahibi olacağız aynı zamanda. Dediğim gibi Fransa'da bazı ilave yollar var. Paris yakınlarında bu yollar. İtalya'da da Sardunya Adası bağımsız bir DLC olarak ama ücretsiz olarak bütün kullanıcılara dağıtılacak. Yani DLC olacağı söyleniyor. Bu haritanın içinde gelmeyecektir muhtemelen. Çünkü İtalya bir DLC. Oyun içine yerleştirmezler bunu. Dolayısıyla bu da ek bir DLC olarak ama ücretsiz olarak kullanıcılara sunulacak. Sardunya Adası'nı zaten kullanan arkadaşlar bilirler. Bir mod olarak vardı. Oldukça da şirin bir moddu. Bu güzel yapılmış bazı arkadaşlar tarafından. Bakalım Promotus'un yapacağı da nasıl olacak? O da oldukça güzeldir muhtemelen. Çünkü görsellere bakınca çok güzel olduğu görünüyor. Zaten İtalya DLC'sine sahip olanlar o kaliteyi herhalde Sardunya Adası'nda da bulacaklardır. Bu Sardunya Adası, yollar, Almanya'daki genişletmeler gibi şeyler aslında SCS'nin sıklıkla yaptığı şeyler zaten. Çünkü SCS oyunu hiç boş bırakmıyor. Sürekli yeniliyor, güncelliyor. Kullanıcıların yorumlarına kulak veriyor. Onların isteklerini yerine getirmeye özen gösteriyor. Dolayısıyla bunlar böyle baştan da söylediğimiz gibi şok edici özellikler olmaktan uzak. Mesela 1 Nisan'da bir video yayınlandı. ETS2 ile ilgili, 1.35 sürümü ile ilgili. Burada bunun daha sonra bir şaka olduğu, 1 Nisan şakası olduğu söylendi bazıları tarafından. Gerçi ben SCS'nin bu yolda yapmış olduğu bir açıklama bulamadım, ama bu bir otomatik pilot olduğunu gösteriyordu oyunda.
Yani şerit takip sistemi, aracı bırakıyorsunuz, araç kendisi şeridi takip ederek gitmek istediği yere, yani gideceğiniz rotaya göre sizi götürüyordu. Evet, bu gerçekten şok edici bir özellik olabilir. Ama gerçekten bir Nisan şakası mı? Yoksa gerçekten böyle bir özellik var mı? Varsa bu bütün rota boyunca mı, yoksa kısa bir sürelik, seçimlik bir mesafe için mi? Onu bilmiyorum. Onu da göreceğiz önümüzdeki günlerde. Muhtemelen blogda bir takım açıklamalar yapılır. Ya zaten bu ay sonuna doğru açık beta'nın yayınlanacağını söylemişlerdi. Belki ay sonunda bunu kendi gözlerimizle görüp test etme imkanını da buluruz. Şimdi ETS'nin bloğunda bir de mod yapımcılarını ilgilendiren bir şey var. Bundan böyle SCS kendi varlıklarının modeller tarafından dağıtılmasını kısıtlayacak. Yani işte harita yapımcısı bir modderin SCS'nin varlıklarını kendi haritalarında kullanarak bunları modlarına dahil edip dağıtması engellenecek. Bu mod yapımcıları, yani harita modlarını yapanlar genelde bu şeye çok dikkat ediyorlar zaten. Yani bu SCS'nin varlıklarını kullansalar bile bunları modların içine yerleştirip dağıtmıyorlar. O yüzden onları çok fazla ilgilendirecek bir şey yok. Bu konuya da hemen bir açıklık getireyim. Şimdi bu ne demek, onu da anlatayım bilmeyenler için. Mesela bazı haritaları aldığınızda, örneğin bu Promot 240'da bütün DLC'ler zorunlu. Şimdi bu niçin zorunlu? Bunu da hemen anlatayım. Harita yapımcıları Promot'un yaptığı varlıkları, işte binalar, yollar, çevrede bitki örtüsü vesaire gibi varlıkları kendi haritalarında kullanıyorlar. Ama bu varlıkları modların içine dahil ederek dağıtmıyor. Bu oyunun içindeki DLC'leri işaret ederek bu varlıkları kullanıyorlar. Dolayısıyla sizin o haritayı kullanabilmeniz için o DLC'ye sahip olmanız gerekiyor. Eğer haritayı kurarsanız ama o DLC de yoksa, ya harita hatalı olacaktır ya da oyundan düşeceksiniz. Yani bir hatayla karşılaşacaksınız kesinlikle. Dolayısıyla harita yapımcıları zaten bu kurala SCS bunu belirtmeden önce de uyuyorlardı. Ama mesela kamyon, otobüs vesaire gibi modlar yapan bazı arkadaşlar işte kamyon parçalarını, işte kamyonun dingillerini, karoserini vesaire gibi varlıkları kendi modlarının içine koyup bunları olduğu gibi paylaşıyorlardı. Ufak tefek değişiklikler yaparak. Şimdi bu artık yasaklandı. Ha, bunun önüne nasıl geçerler? Oyunun içine bir yazılım ekleyip bu tür modları test edip çalışmasına engel olarak mı? Yoksa kanuni yollara başvurarak mı? Onu bilemiyorum. Ama muhtemelen hem mod paylaşım siteleri hem de Steam sürekli göz altında olacaktır. Zaten Steam'de böyle modları paylaşma imkanı olmayacak büyük ihtimalle. Onlar da biraz daha denetleyeceklerdir SCS'nin bu açıklamasına bağlı olarak. Ama bu tabii bizim modlardan mahrum kalacağımız anlamına kesinlikle gelmiyor. Sadece modların içinde ait olan varlıkları, yani SCS'nin varlıklarını modlara eklemeden onların adreslerini belirterek kullanabilecek modeller. Bu da zaten mantıklı olan yol. Çünkü siz kendi hazırlamadığınız, kendi emeğinizin olmadığı bir şeyi kendi modunuzun içine koyarak bunu dağıtırsanız, bu hem yasal olmaz hem de ahlaki olmaz.
O yüzden yapılmaması gerekiyor zaten. Buna modeller riayet etmeyince SDS'de böyle bir açıklama yapmak zorunda hissetmişken. Arkadaşlar bu ETS2'nin yanı sıra ATS'de de yenilikler var. O da 1.35 sürümünün yine açık betası ETS2 ile aynı günlerde yayınlanacak. Onda da birçok değişiklik var. Yine böyle ciddi değişiklikler olduğu söyleniyor. Bilmiyorum nasıl oluyor. Ben ATS'de var, bütün DLC'ler de var ama ATS nedense evlat muamelesi görüyor. Bir oyuna girip de şöyle ATS'de ağız tadıyla bir kamyon süremedim. Vaktim de olmadı. Ne bileyim yani ETS varken ATS'ye el süremedim öyle diyeyim. Ama ATS'nin de sevenleri yalnız kalmayacaklar. Onlara da güzel sürprizler olduğu söyleniyor. Bir de mesela ATS'de Washington DLC'si de bir DLC hazırlanıyor. Yakın bir tarihte o da çıkacak. 1.35 sürümünden hemen sonra yayınlanır büyük ihtimalle. Yine ATS'de de yeni kargolar, dorseler, kargo şirketleri var. Yani ETS için gelen yeniliklerin tümü ATS içinde mevcut. ATS sevenler de o imkanlardan yararlanabilecekler. Son olarak bir de beklentimizden bahsedeyim. Umarım arkadaşlar bu ETS2 ya da ATS'de DirectX 11 desteği de gelir. Bu şok edici özelliklerin içinde bunu üstüne basa basa söylüyorum her sefer. Çünkü blogda böyle bir açıklama vardı. Eğer DirectX 11 desteği gelirse o zaman çok daha kaliteli grafikler, çok daha akıcı grafikler, FPS sorunlarında azalış ve daha güzel bir ortam bizi bekliyor olacak. Mesela atmosferde önemli değişiklikler olabilir. Böyle bunu anlatmak biraz kolay değil ama çok ciddi ve gerçekçi grafikler olabilir. İnşallah DirectX 11 desteği de gelir. Arkadaşlar mikrofonum çok fazla kaliteli bir şey değil. O yüzden ses kalitesini lütfen kusura bakmayın. Şimdilik size iyi günler.